vakti geldi, biçer döverler tarlaya girdi. Türkiye'nin hububat ambarı olarak adlandırılan Konya Ovası'nın en önemli tarımsal noktalarından biri olan Karapınar'da hububat hasadı başladı. Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Süleyman Soylu ile Karapınar Ziraat Odası Başkanı Durmuş Üner, hasat yapılan tarlalarda incelemeler yaptı. Nasıl bir yere Türkiye'nin tahalambarı diyoruz Konya'ya. Konya'nın tahalambarı da Karapınar diyoruz yani. O konuda çok fazla mütevazı olmayacağım işin doğrusu yani. Çünkü Karapınar'da özellikle son yıllardaki gelişen tarım teknolojisi, sulama teknolojisi inanılmaz derecede, inanılmaz boyutlara ulaştı yani. Düşünün yani bizim Karapınar'da sulu tarım oranı %80'leri geçti ve hakkaniyet bir şekilde üreticilerimiz tarım yapıyor burada. Bilinçli bir şekilde tarım yapıyorlar. Teknolojiyi, tarımdaki teknolojiyi elinden geldiği kadar kullanmaya çalışıyorlar. Profesör Doktor Süleyman Soylu da bu yıl kıraç alanlar dahil verimin güzel olduğunu vurguladı. Verimler iyiye gidiyor. Kıraçlarda verimler 200 ile 400 kilo aralığında. Sulularda bir tona kadar çıkıyor verimler. Ama önümüzdeki özellikle bayramdan önceki hafta ve bayram süresince arpa hasadının çok daha hızlanacağını düşünüyoruz. Tabii bölgemizde özellikle çiftçilerimizin gerek bitki besleme, gerek toprak hazırlığı, çeşit seçimi konularında hassas olması nedeniyle Konya'mızdaki en yüksek verim düzeylerine ulaştığını söyleyebiliriz. Tabii geçen yıl çok kötü bir yıl yaşadık. Aşırı bir kuraklık vardı ama bu yıl özellikle Nisan ayındaki kuraklık dışında bölgede ciddi anlamda bir kuraklık yaşanmadı. Hasat döneminde düşen yağışların hububat için risk olduğunu belirten Profesör Doktor Soylu, bu yıl ovada beklenen rekolteyi de açıkladı. Konya Ovası Türkiye'nin buğday ve arpa ekim alanında yaklaşık %10'luk bir kısmını karşılıyor. 650 bin hektar buğday ekim alanı, 350 bin hektar civarında arpa ekim alanı var ve yaklaşık her yıl biz ortalama 900 bin ton, 1 milyon ton arası arpa ve 2 milyon, 2.3 milyon ton civarında buğday rekoltesi. Bu yılda aşağı yukarı uzun yıllar ortalamasına yakın bir rekolte bekliyoruz. Yani bölgemizde toplamda 3 milyon tonun üzerinde bir buğday ve arpa rekoltesi bekliyoruz diyebiliriz. Profesör Doktor Süleyman Soylu hasat için kritik bir uyarı yaptı. Tane kaybı mutlaka minimum seviyeye indirilmeli dedi. Bakanlık %2'ye kadar izin verse de biçer döver kayıplarında gıdanın bu kadar önemli olduğu bu günümüzde artık %2'ler de çok büyük rakam. O yüzden bizim özellikle hem biçer dövercilerden hem tarla sahiplerinden ricamız hasatta titiz davranmaları, özellikle sapta çok değerli hayvan beslenmede hem dipten hem de yavaş bir biçim yaparaktan tane kaybını minimuma indirecek bir hasat gerçekleştirmeleri.